kurban alanı önünde bulunan koruma sesleniyorum. Bu sizlere ikinci uyarıdır. Hakkari halkının iradesinin gasp edilmesine ve çok antidemokratik bir şekilde kayyum atanmasına karşı toplanmış bulunmaktayız. Bugün aslında planlamamız buradan Sanat Sokağı'na meşaleli bir yürüyüş yapmak ve ardından Hakkari'deki kayyum gaspını Sanat Sokağı'nda yapacağımız basın açıklamasıyla protesto etmekti. Ancak Van valisi çok antidemokratik bir şekilde, çok taraflı bir şekilde kentilerince kendine yakın gördüğü bütün kurumlara, siyasi partilere her türlü alanı açan taraflı Van valisi yürüyüşümüze engel olmak için yine çok antidemokratik bir şekilde eylem etkinlik yasağı kararı ilan etmiştir. Baskılar bizi yıldıramaz! Baskılar bizi yıldıramaz! Baskılar bizi yıldıramaz! Baskılar bizi yıldıramaz! Buradan Valiliğinin bu taraflı ve antidemokratik kararını bir kez daha protesto ediyoruz. Basına ve kamuoyuna kayyuma geçit yok. Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması halk iradesine darbedir. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde halk sadece belediye eş başkanları seçmemiş. Kayyum atanan yerlerde yüksek oy oranlarıyla kayyum politikalarını kabul etmediğini de göstermiştir. Buna rağmen AKP-MHP iktidar bloğu bir kez daha kayyum politikalarını devreye sokarak Hakkari'de halkın iradesini gasp etmiştir. Bizler dün Van halkının iradesine yönelen hukuksuz tutumun karşısında durduğumuz gibi bugün Hakkari halkının iradesine yönelen hukuksuz tutuma karşı burada bulunuyoruz. Bizler buradan şunu belirtiyoruz. Öncelikle Van Valiliği, biz sivil toplum kuruluşu, halkın her bir ferdi, eğer kolluğun burada çevrildiği bu tabloda açıklamamızı yapıyorsak bu sadece Van Valiliği'nin değil, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her bir idarecinin ayıplı ve hukuksuz tutumunun sonucudur. Bizler halkımızın dün Van'da, bugün Hakkari'de ve yarın belki bu sessizliğe karşı bu hukuksuzluğu devam ettirecek iradeye karşı durmak için buradayken sizler bizim sesimizi kısmaya çalışamazsınız. Ben size anayasadaki hakkımızı hatırlatmak istiyorum. Sizler yürüyüş ve ifade hakkımızı kısıtlayamazsınız. Van Barosu yıllardır size sesleniyor. Van Barosu Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu hukuksuz kararlara karşı hukuka dönün diyordu. Siz dün olduğu gibi bugün de bu hukuksuzluğu devam ettiriyorsunuz. Halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanımıza aynı şekilde düzmece kararlarla, düzmece hukuksuz verilen kararlarla tekrar kayyum atanıyor. Buradan size sesleniyoruz. Bu kararı verenler yanlış yapıyorsunuz. Bu halkın iradesini kıramazsınız. Bu yanlıştan da bir an önce geri dönün.
Kürt halkı bunu kabul etmeyecektir. Asla bunu kabul etmeyeceğiz. Bu karar geri alınana kadar bütün alanlarda, sokaklarda demokratik, toplumsal tepkimizi ortaya koyacağız. Belediyeye kayyum atamakla kendi yasasını, kendi hukukunu çiğnemiş bulunmaktadır. Bu ülkenin anayasasına, ülkenin hukukuna kara bir leke olarak geçecektir. Aynı zamanda 3 dönemdir bu halkın iradesine kayyum atayarak da, halkın iradesini yok sayarak da, seçilme hakkını gasp ederek sivil bir darbe yapmıştır. Bu kabul edilemez. Kayyum gaspının 3 dönemdir halkta, yoksulluğa, şiddete, talana neden olduğunu hepiniz görüyorsunuz. Belediyelerin durumu ortada. Hepsi borç vatandadır. Halk bunlara boyun eğmedi. Bizim için, bizler için sömürüden, zulümden başka hiçbir şey ifade etmedi. Yıllarca ötekileştirilmenin, ayrıştırılmanın, imhanın, talanın, bütün bu bunların hepsinin gerekçesinde hukuk kuralları gerekçe olarak önümüze sunuldu. Hukuk işletiliyormuş gibi bir algı yaratıldı. Son yıllarda bu gerçeklik karşımıza halkın iradesinin gasp edilmesiyle bir kez daha çıkartıldı. Yetmedi mi diyoruz? Yetmedi mi kentlerde oluşturduğunuz talan? Yetmedi mi halkın iradesini gasp ettiğiniz günler? Yetmedi mi doğal talanı? Yetmedi mi işsiz bırakılan onlarca, yüzlerce, binlerce KHK'lı? Yetmedi mi bunca